Tabii sistemle alakalı meselelere değindikçe o kadar fazla sorunla karşılaşıyoruz ki, o kadar fazla problemle karşılaşıyoruz ki ve bu problemlerin de çözülmediği ve bu şekilde de çözülemeyeceğinin farkında olduğumuzdan dolayı gerçek manada bir üzüntü ve bir kızgınlık, bir öfke beliriyor kalbimizde. Bundan önce zaten okuyacağım haberle alakalı birçok benzeri haber gördü bu toplum. Ama toplum akletmeyen bir toplum olduğundan dolayı bu tür sorunların da kim tarafından ortaya çıkartıldığını, çıktığını, kim tarafından ortaya sürüldüğünü, bu tür insanların nasıl bu toplumun içerisinde üretildiğini anlayamadıklarından dolayı, sorgulama yetisi olmadığından dolayı toplumda bu tür meseleleri anlayamıyor. Direkt suçlunun, asıl suçlunun o işi yapan, o çirkinliği yapan, o suçu işleyen kimse olduğunu düşünüyorlar. Şimdi örnek söylüyorum, bir katil bir kişiyi öldürür ve biz bunu suçlarız, deriz ki sen suçsuz yere bir cana kıydın. Sen işte falanca kişinin ailesi vardı, filanca kişinin işi vardı, gücü vardı, hayatı vardı, dünyası vardı deriz ve katili suçlarız. Peki şöyle bir şey duysak, o katili yetiştiren başka bir ustası var. O katili o hale getiren başka bir yönlendireni var. Başka bir azmettireni var. Başka bir onu farklı yollarla o duruma getireni var. Böyle bir bilgi elimize geçse bu defa katili olan bakış açımız biraz değişir, değil mi? Yani bu adamı bu hale getiren kişiyi bilirsek, her ne sebepse artık onu bilirsek, o zaman katile bakış açımızı tekrardan gözden geçirir ve yeniden yorumlarız. Bugünkü toplumda biz şunu söylüyoruz. Bütün insanlar tuzağa düşmüş avdır. Kim tarafından? Tam manasıyla sistem tarafından. Şimdi bir tane haber okuyacağım ve bu haberin üzerine Allah'ın izniyle değerlendirmelerde bulunacağım. Mesele daha iyi bir şekilde açığa kavuşacaktır. Şimdi bu olay geçen günlerde gerçekleşti. Toplumda ne kadar yer etti tam olarak bilmiyorum. Ben bu konuyu tekrar sorgulayarak ele almak istiyorum. İstanbul Bağcılar'da su satışı yapan Metin Şenay adlı bir kişinin iş yerine yaptırdığı gizli bir süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Olay henüz ilkokula giden 12 yaşındaki MY'nin derslerinin bitmesine rağmen evine dönmemesi nedeniyle ailesinin polise yaptığı şikayet ile ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis MY'nin okul çıkışında Şenay'ın arabasına binerek iş yerine götürüldüğünü tespit etti. Polisin iş yerine yaptığı baskında gizli bir bölmede çok sayıda çocuğun görüntüleri ele geçirildi. Dehşet odasında "Sus, seni öldürürüm, ağlama, seni kimse duymasın" ifadelerinin yer aldığı kağıt parçaları bulundu. En küçük kurbanın 5 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı R.Ş. adlı bir çocuğun ise felç geçirene kadar cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Çocukların sesi duyulmasın diye gizli odayı süngerle kaplayan Şenay hakkında 100 yılı aşkın hapis cezası istendi. Şimdi ben bu meselenin üzerine şunu söylemek istiyorum. 100 yılı aşkın ceza isteyen bu sistem. Şunu iyi biliyoruz ki bu sistemin kendi kanunlarında o kadar delik, o kadar açık, o kadar toplumu istismar eden ve mazlumu mağdur eden o kadar kanun var ki bu suçlu 100 yılla yargılanacak. Peki bu adamın cezasını İyi halinden ne kadar düşerler, pişmanlığından ne kadar düşerler, iyi bir avukat tutar ise, iyi bir o avukatın da tanıdıkları var ise, rüşvetle ne kadar bu ceza ortadan kalkacak ve bu adam ne zaman dışarıya çıkacak dediğimde az çok örneklerini bilen insanlar ne demek istediğimi anlamış ve bu adamın da az çok ne kadar zaman içeride yatıp çıkacağını az çok tahmin etmiş olurlar. Şimdi ikincisi, İslam'a göre eğer bir kişiye tecavüz etmiş iseniz o kişi taşlanarak öldürülür. Yani rejim edilir. Bir şu hükme bir bakın. Bir de bugünkü sistemin vereceği hükme bir bakın. Şimdi Allah rızası için kendi çocuğunuzu bu durumda böyle bir şeyde bir düşünebiliyor musunuz? Düşünün demiyorum, düşünebiliyor musunuz? Düşünmeye çalışın. Böyle bir durum olduğunda çocuğunuza 100 yıl, 1000 yıl, çocuğunuza bu zulmü yapan, bu tacizi, tecavüzü yapan insana 100 yıl, 1000 yıl, 1 milyon yıl hapis cezası mı verilmesini istersiniz? Yoksa bu şekilde taşlanarak öldürülmesini mi istersiniz? Hangisini? Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki Allah yarattığını bilmez mi? Allah bizim fıtratımızı, yaratılışımızı en ince ayrıntımıza kadar bilendir. Bildiğinden en güzel, en hikmetli hükmü de koyandır. Allah Subhanahu ve Teala'nın hükmü bu şekilde kalplerimize suç serperken,
kalplerimizdeki o acıyı, o sıkıntıyı, o endişeyi, o haykırışı, o suçluya olan isyanı tam manasıyla o hükmüyle dindirirken, bugünkü ceza kanunları, bugünkü sistemin kanunları ise tam manasıyla suçluya resmen mükafat verircesine içeriye atıyor. İçeride senden, benden, toplumdan aldığı, topladığı vergilerle onu besliyor. Onun yaşamasını sağlıyor. Ve o insan bir gün cezası bittiğinde dışarıya çıkacak ve yine aynı potansiyele sahip olma durumu var. Ve aramızda dolaşacak ve çocuklarımızın arasında dolaşacak ve aynı şeye teşebbüs edebilecektir. Şimdi bundan önce İslam bir toplumda bireylerin ıslahına yönelik çalışırken, bugünkü sistem toplumun ifsadına yönelik çalışıyor. Şimdi bu adamı İslam devletinde bir ele alalım, bir de bugünkü sistemde ele alalım. Bugünkü sistemde geldiği sonuç buyken, İslam devletinde bu insan ilk çocukluk dönemlerinde İslami, eğer ailesi Müslüman olduğunu söylüyor ise, İslami bir şekilde eğitilecekti. İslam'a uygun bir şekilde ona öğretiler öğretilecekti. Ahlak öğretilecekti. Edep öğretilecekti. Toplumdaki insanlarla ilişkisi öğretilecekti. Müslümanlarla olan bağı öğretilecekti. Onlara olan sorumluluğu ve onların onun üzerinde olan sorumluluğu öğretilecekti. Toplumda gezerken, dolaşırken kendisini yaratan bir ilahın, bir Rabbin olduğunu, sorumsuz olmadığını, başıboş olmadığını bilecekti. Buna göre hareket edecekti ve buna göre yaşayacaktı. Ve eğer bütün bu güzel öğretilere, bütün bu güzel ıslaha rağmen yine bir suç işler ise, o zaman İslam devletinin, İslam'ın hükmü devreye girecekti ve bu insanın önünü o hükümle kesecekti. Baktı ıslah olmuyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde eğer o ölüm had cezasına varana kadar bir suç işlediyse öldürülecekti ve toplum onun şerrinden emin olacaktı. Bugünkü toplumdaki, bugünkü sistemde durumlar böyle mi? Hayır. Bir insan suç işlediği zaman bir defa, aynen bunun gibi mesela bu tür suçların üzerinden ele aldığımız zaman, bu insan öncelikle bir suç işlediğinde gider en iyi avukatı tutar. O en iyi avukata verebileceği kadar parasını verir. Gerekirse bütün servetini onun önüne bırakır. Birincisi, avukat zaten suçluyu orada istismar eder. Her türlü eline düşmüştür. Avukat hukuku biliyordur ama o hukuku bilmiyordur. İslam devletinde sen dinini bildiğinden dolayı, İslam'ı, Kur'an'ı öğrendiğinden dolayı, çocukluk evrelerinde o şekilde büyütüldüğünden dolayı, kadının karşısına bile geçsen, kadının verdiği hüküm Kur'an'a ve sünnete muhalif olduğunda sen buna itiraz edebilirsin. Avukata hiçbir şekilde ihtiyacın yoktur. Ve seni zaten kadı senin inandığın dine göre yargılamasıyla sana adaletli davranacaktır. Sen başına zaten ne geleceğini önceden bilirsin. Ama bugünkü sistem, bugünkü mahkemeler öyle mi? Hayır. Kimse ne kanun bilir, ne kanundaki yürürlükteki açığı bilir, ne sorunları bilir. Hiçbir şey bilmez. Onu bilen avukatlardır. O avukatlar da o mağdur olan ya da gerçekten suçlu olan bunun gibi yaratıkları ne yapar? Sistemin açığı olan yerlerde bu tür insanları kurtarabilir. Bu tür insanları çıkıp savunabilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu adama bile sistem bir avukat atayacak. Sistem avukat atayacak ve o avukat bu adamı savunacak. Bu eylemin bile utanç verici olduğunu eğer anlayamıyor isek, bu tip adama bile avukat atayabilecek kadar eğer sistem alçalmış bir sistem ise, aşağılarda olan bir sistem ise, artık bizim böylesi bir sistemden herhangi bir şekilde bir şey beklememiz beyhudedir. Senin verdiğin vergilerle kendisine maaş verdiği avukatı, senin çocuğuna tecavüz eden, taciz eden bir suçluyu savunmak için atayan bir sistemden bahsediyor. Bu meselenin bir boyutu. İkincisi, şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Bu adamı yargılayacak hakimler neye göre yargılayacaklar? Batı'dan ithal ettikleri bu yasalara göre. İsviçre, Almanya yasalarına göre. Yani Türklükle herhangi bir şekilde ya da Müslümanlıkla herhangi bir şekilde bağdaşmayan, bir bağ olmayan yasalara göre bu adamı yargılayacak. Bu adamı yargılarken ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu hakimlere şu sorulmuş olsaydı. Senin çocuğuna bunu yapmış olsalardı sen yine 100 yılla mı yargılanmasını isterdin? Gerçekten böyle bir şey ister miydin? Mesela hakim ya da savcı, bununla alakalı iddianame düzenleyen o savcı, bu tip varlıklar için istediğiniz o cezayı sizin çocuğunuza da gelmiş olsaydı aynı şekilde ister miydiniz? Yoksa öldürülmesini mi? Yoksa bu adamın yok edilmesini mi isterdiniz? Şimdi bizim yasalarımızda, Kur'an'da, sünnette, iman ettiğimiz o kitapta, o anayasada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbiki tecavüz eden bir kişiyi taşlanarak öldürülmesiydi. Ve bir insanın da gerçek manada kalbi bununla teskin olur. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bozuk sistemlerde sistem suçlu üretir ve suçluyu yargılar ve hapseder.
Ama adil bir düzende, Allah'ın düzeninde ise suçlu üretilmemeye yönelik kanunlar vardır. Suçlu, suçlu olmadan önce ıslah edilir. Zaten ortada bir suç olmadığından dolayı herhangi bir şekilde yargılamada söz konusu olmaz. Ta ki istisnalar olur ise Allah subhanahu ve teala'nın şeriatı devreye girer ve o suçluyu o toplumdan uzaklaştırır belli başlı kanunlarla, hükümlerle. Islah edilirse o topluma tekrardan geri döndürür. Laik sistemi savunan insanlara ben şunu söylüyorum. Rabbim bu sistemin şerrini sadece sizlere dokundursun. Böylesi meseleler, böylesi vakalar da başınıza sizin gelirse eğer, hiç kimseye ağlamayın, hiç kimseye zırlamayın, hiç kimsenin yakasına yapışmayın, kendi yakanıza yapışın. Sizlerin saçma sapan inadınızdan dolayı, sizlerin bu yersiz inadınızdan dolayı, sizlerin zihniyetinizden dolayı bugünkü toplum acı çekmeye devam ediyor. Bugünkü toplum kan kaybetmeye devam ediyor. Bugünkü toplumun halen güvenliği yoktur. Sizler demokrasi demokrasi naraları ata ata, laiklik laiklik naraları ata ata bu toplumun ne ahlakını bıraktınız, ne edebini bıraktınız, ne güvenliğini bıraktınız. Ne çocuklarımız şu an güvende, ne evlerimiz şu an güvende, ne malımız şu an güvende. Arkadaş, güvende olan bir toplumda kapı kilitleri 2'den 3'e çıkmaz, 3'ten 4'e çıkmaz. Bahçe katı evlerin ya da bir üst kat evlerin demir parmaklıklarla, sanki hapishaneymiş gibi pencereleri demir parmaklıklarla kapatılmaz. Ve bununla alakalı birçok güvensizlik ortaya çıkmaz. Ben bütün bu şerrin sadece size dokunmasını Rabbimden istiyorum. Eğer halen bu inancınızda diretiyor iseniz ve şunu sizi davet ediyorum. Eğer Allah'ın düzeni değil de sizin düzeninizin adil olduğunu, demokrasi, laiklik dediğiniz düzenin adil olduğunu iddia ediyor iseniz, Rabbim bu sözünüzde eğer siz doğru iseniz Allah subhanahu wa ta'ala sizi emin kılsın. Ama eğer siz bu sözünüzde yalancı, iftiracı, müfteri, aşağılık insanlar iseniz Allah subhanahu wa ta'ala sırf nefsinizden dolayı, sırf biraz daha keyifli yaşayalım, sırf biraz daha zevkli yaşayalım, sırf biraz daha Allahsız yaşayalım, dinsiz yaşayalım diye hevanızı ilah edinmiş iseniz Allah subhanahu wa ta'ala öncelikle size hidayet etsin. Yok hidayetiniz mümkün değilse bu sistemin bütün şerriyle sizleri imtihan etsin. Tüm bu sistemin şerriyle Allah subhanahu wa ta'ala sizin belanızı versin.